Evet, benim askeri konularda arkadaşlar arka planım her zaman yeşildir. Biraz daha koyu yeşil yapsak mı acaba? Çay da bu arada soğumuş ya. Hazırlık yapayım derken çayı da soğutmuşuz. Neyse artık çaysız devam edeceğiz. Evet, bu videoda arkadaşlar Ağustos 2022 sınıflandırma dönemi duyurusu hakkında Milli Savunma Bakanlığı'nın haberini sizlere paylaşacağım. Önemli arkadaşlar, takip edin. Ben de şimdi farkındalık amacıyla bu videoyu çekiyorum. Hem de Ağustos celbe sınıflandırma dönemini bekleyenler için de bilgilendirici bir video olacak. Hemen biz geçelim duyuruya hızlı şekilde. Fazla da konuyu uzatmak istemiyorum. Gerekli kısa bir süre içerisinde gerekli %90'lık bir bilgiyi vereceğim arkadaşlar. %100'lük bilgi zaten yaşayarak görülen bilgidir arkadaşlar. Genel kapsamda aklınıza soru işareti kalmayacak bu videoda. Şimdiden videoyu beğenirseniz mutlu olurum. Abone olmanız gerek yok arkadaşlar. Sıkıntı yok. İsterseniz de abone bir videonun sonunda da olabilirsiniz tabii ki. Evet, gelelim duyuruya. Bakın, bu arada ekranda size vereceğim, yansıtacağım. Sıkıntı yok. Ağustos, bakın. Evet, birinci madde diyor ki arkadaşlar Ağustos 2022 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleri ile ilgili hususlar müteakip maddelerle açıklanmıştır. Bakın, burada diyor ki arkadaşlar buraya uyun. Bak, açıkladığım, verdiğim bilgilere göre işleminizi yapınız diyor. Burada zaten ilk madde güzel bir şekilde aktarmış bizlere. İkinci maddeye geliyoruz. Ağustos 2022 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Mayıs 2022 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile cep tarihini E-Devlet'ten veya en yakın asker şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmetiyle cep tarihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklar. Bakın, şu an ayın kaçı? 19 Mayıs. Yani daha zamanınız var. 31 Mayıs'a kadar zamanınız var. Arkadaşlar 31 Mayıs'ta dahil. Zamanınız var. Ağustos bu zamana da başvurursanız Ağustos celbine yetişirsiniz. Eğer bu videoyu Haziran'da izliyorsanız arkadaşlar en yakın gideceğiniz tarih Kasım celbidir. Biliyorsunuz en geç 3 ay 3 ay kalaya kadar alınıyor arkadaşlar. Mesela Ağustos celbi için 31 Mayıs. Bak, Haziran, Temmuz, Ağustos bitti. Sonra gidiyorsun zaten. Haziran'da başvurursan, Temmuz'da başvurursan Ağustos'a gidemezsin. Anca Kasım'da gidersin. Kasım başvuruları Haziran, Temmuz, Ağustos ayı sonuna kadar alınıyor arkadaşlar. Bu bilgilendirmeyi de araya eklemiş olayım. Evet, üçüncü. Şimdi 31.12, yani 12 Aralık, 31 Aralık 2020 dahil, 2020 arkadaşlar dikkat, dahil. Daha biraz daha maddeye daha bitmedi, maddeyi okuyorum. Öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 5. ayın 31'i 2022 dahil tarihine kadar ertelenmesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile cep tercihi yaptırmaları gerekmektedir. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenler hariç. Bir dakika, maddeyi ben de bir anlayarak okuyorum arkadaşlar. Bak, diyor ki burada 2020 tarihinde, Aralık 31 tarihinde dahil, öncesinde yani diyor ki, yani 2020 var, 2020 var. Aralık sonundan öncesi ne oluyor bu? Aralık ayı içerisinde Kasım, işte geriye doğru arkadaşlar yoklama işlemleri yaptıkları hale çeşitli nedenlerle ertelenen, şimdi günümüze geçtik, 2022 Mayıs 31 dahil tarihine kadar ertelenmesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile cep tercihi yaptırmaları gerekmektedir. Bir dakika, kafamı toplayıp şu an anlayamadım arkadaşlar. Yaparsanız sıkıntı yok. Zaten ekran görüntüsü buraya bırakacağım. Orayı defalarca okuyun arkadaşlar, anlamaya çalışın. Şu an kafamı toplayamadım.
Gelelim dördüncü maddeye. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Temmuz 2022 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülüğe duyurulacaktır. Yani diyor ki sen askerliğe başvurdun Mayıs Ağustos celbi için, ne zaman sonucu öğreneceksin? Kardeşim 29 Temmuz'da öğreneceksin. Bak Ağustos 29 Temmuz. Tamam. Evet, bu tarihinde öğreneceksin. Yedek subay, az subay adaylarına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 71-79 sayılı kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar, daha önceki sınıflandırma dönemlerine sınıflandıranlar dahil er statüsünde askere sevk edilecektir. 5. maddeye geçtik. Yedek subay, az subay adayları ile erbaş erlerin sevk tarihleri aşağıda tabloda verilmiştir. Evet, tabloya bakıyoruz. İlk 3 kafile şeklinde yollanıyor arkadaşlar. İlk kafilede yedek subay, yedek az subaylar ve erler gidiyor arkadaşlar. Sevk tarihiniz 19 Ağustos. İkinci ve üçüncü gruplar da, onlar da erler gidiyor arkadaşlar. 15 Eylül sadece erler gidiyor. 15 Eylül ve 13 Ekim 2022 tarihinde sevk edilecekler arkadaşlar. Şimdi gelelim önemli konuya. PCR testi. Bakın burada maddede belirtilmiş, tarama amaçlı PCR testi yapılmayacaktır. Yani PCR testi yaptırıp sevk belgesi alma olayı yok arkadaşlar. PCR testi yaptırmak zorunlu değil. Burada da belirtiliyor zaten. Direkt sevk belgenizi o tarihlerde alabilirsiniz arkadaşlar. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya asker şubesinden alabileceklerdir. Neydi bu pandemide? 3 gün öncesinde açılıyordu. PCR testi oluyordun. Sonucuna göre sevk belgesi çıkartıyordu. Artık eski düzene geçmişler. 10 gün öncesinden sevk belgeni alabilirsin. Müthiş. Müthiş. Ve bu da vesile olarak bence büyük ihtimal yedek subay ve yedek az subayların eğitim süreleri 4 hafta indi diye düşünüyorum arkadaşlar. Sonuçta pandemi, bu pandemi kuralları gereği neydi? Adı aklıma gelmiyor. Neydi? Çabuk. Ne dönüyordu lan? Ha, karantina. Unutmuşum ya burada uzağım konudan. Yani karantina olayı büyük ihtimal kalktı. Ben gittiğim zaman arkadaşlar 2 hafta ekstra daha eğitim aldım arkadaşlar karantina adı altında. Sonraki dönemlerde ceplerde yani 1 haftalık bir karantina almış. Büyük ihtimal tamamıyla kalktı bu karantina olayı. Güzel bir haber. 4 hafta sonra hemen gidiyorsun. Bayağı iyi. 2 hafta bile çok ya. 2 hafta iki hafta ekstra kalmak zor. Zor. Giden anlar arkadaşlar. İçinizden geçiyorlar. Tamam. İşte, tabii işi şakası. İşi şakası burası. Tamam. Bak, yükümlülere 7. maddeye geldik. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arasında esas alınarak yol ve İAŞ bedelleri ödenecektir. Dikkat. Senin mesela ikametgahın nerede? İkametgahın mesela İstanbul'da ama senin adresi de nüfus kayıt. Bir dakika, şimdi yanlış bilgi vermeyeyim arkadaşlar. Neyse, maddi yorumlamayayım. Maddi yorumlamayalım. İkametgah, bir dakika yorumlayalım neyse. Mesela memleketin neresi? Nüfusun nereye kayıtlı mesela senin? Mesela kendine örnek veriyorum arkadaşlar. Orada kayıtlı. Ama senin ikametgahın falan nerede? İstanbul'da. Yani bu yol İAŞ bedelinin oraya göre alınıyor arkadaşlar. İkametgahına göre herhalde öyle. Nüfus kayıt, nüfus. İkametgah, nüfus. Lan bir dakika yanlış bilgi vermeyeyim. İkametgah nedir? Bir kısmın oturduğu yer. Peki nüfus. Bir dakika. Nüfusa kayıtlı yer ile ikametgah arasındaki ilişki. Yanlış bilgi vermeyelim arkadaşlar. Nüfusa kayıtlı yer nedir? Şu an bakın, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren bu kurumdur ve kayıtlı olduğu nüfus idaresi kısmına bağlı olduğunuz genel müdürlüğü yazmanız beklenir. Bunu öğrenmek için yapmanız gereken tek şey nüfus cüzdanı küçük olarak belirtilen yere aramaktır. Tamam. Nüfusa kayıtlıyla ikametgah farklı bir şey arkadaşlar. Onu anladım ben herhalde. Yani çünkü ya kimlikteki kütük mesela benim orada arkadaşlar. O yüzden. Ama nüfusu kayıtlı yerim İstanbul.
Evet. Yani kütüğünüze göre sanırım. Neyse arkadaşlar, sonuçta para veriyor. Sıkıntı yok, hesaplanıyor. Bana 100 küsür lira vermişlerdi. 100, 140 falan vermişlerdi. 2021 Şubat Celbi için arkadaşlar. 140'lardaydı. Yani 140 liraya oradan Ankara'ya gidebilir misin ki? Yok, gidemezsin. Gidemezsin. Büyük ihtimal İstanbul'a göre aldılar arkadaşlar. Çünkü hızlı trenin fiyatı 80 liralarda bir şeydi. Tamam. Senin o zaman şey ya bu. Nüfus. Nüfusa kayıt şey. İkametgahına göre ya, ikametgahına göre. Küçük olur mu abi, oradan Ankara 140 liraya mı geleceksin? Neyle geleceksin ya? Anca belli bir kilometre otostop çekeceksin. Otobüs bileti bile oradan Ankara'ya yoktur ya, 140 lira daha fazladır. Ulan bakalım lan. Orada Ankara otobüs bileti. İmkanı yok yani arkadaşlar. 220 lira en ucuz sefer. Allah Allah, acaba kaçtan geldi? Tarih. 220. 140. Çok da uzak değil. Zam yapılmıştır. Allah Allah. Neyse arkadaşlar, geliniyormuş ha. 140 lira. O zaman 2021'de 140 lira olabilme ihtimali var mı? Var. Var. Piyasa o kadar artıyor ki arkadaşlar, imkansız gibi geliyor. İmkansız gibi geliyor ama gerçekler yani. Neyse. Şeye bakalım biz şimdi. Gelelim, maddeleri devam edelim. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeli kimlik belgeleri ve PTT şubesinden veya PTT kartı ile PTT matiklerinden alabilecektir. Ben askerlikten geldikten sonra aldım arkadaşlar ücreti, parayı. Ona diyeyim. Alınabiliyor, doğru. Ben 2024'e kadar alabiliyordum. Siz de büyük ihtimal 2025'e kadar alırsınız. Yükümlüler askerlik hizmetlerini süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edilebilecektir. İçerisi yönlendirilir arkadaşlar. Aynı yönlendirirler. Usta bilinizi gittiğiniz zaman maaş alacaksınız ya arkadaşlar, yedek subay, yedek as subaylar. Onlar bir bankadan anlaşmalı mı artık? Nasıl desem? Bilmiyorum. Benim orada garantiden hesap açtırmışlardı arkadaşlar. Garanti yatırdılar. Yani. Değişebilir. Neyse, orada sizi hallederler arkadaşlar. Sıkıntı yok. Paranız içeride kalmaz yani. Merak etmeyin. Biraz geç gelir ama kalmaz. Evet. Şimdi geldik 9. maddeye. Merak etmeyin arkadaşlar. Çok az kaldı. Evet. Dakikada bayağı ilerledi ama eminim ki güzel bilgiler verdiğimi düşünüyorum. Geldik 9. maddeye. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf, okulu, eğitim merkezine katılmayanlar bakayı işlemeye tabi tutulacaktır. Bakın, yedek subaylıkta örneğin, bu önemli arkadaşlar, buna dikkat edin. Bakaya kalmayan arkadaşlar, üzülebilirsiniz de sevinebilirsiniz de. Mesela mesleki olarak gittiniz, bir de takım komutanlığı var. Eğer bakaya kalırsanız meslekiniz düşebilir takım komutanlığı arkadaşlar. Neyse, 10. maddeye gelelim. 71-79 sayılı asker alma kanunu 20. maddesi gelince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. Yani diyor ki sen bu duyuruyu görmedim diyemezsin arkadaşlar. Görmedim diye bir şey yok kardeşim. Asker gideceksen Milli Savunma Bakanlığı'nın sayfasını takip etmen lazım. Duyurulara takip etmen lazım. Sen bu bilgi biliyor olarak değerlendiriliyorsun. Yani bilmiyorum yok, duymadım yok. Araştır kardeşim, araştır. Bitti, bitti. Hani her ilde bir askeri şubesi var. Gidin kardeşim, araştırın. Sorun, soruşturun, arayın. Ben de zamanı, ben de sizin yollarına geçtim arkadaşlar. Ben de aradım. YouTube'da baktım. Telegram gruplarına girdim. Facebook'ta yorumlara baktım. Çok araştırdım arkadaşlar ben. Siz de araştırın. Sıkıntı yok. Bilgi önemlidir. Bilgiye edinin. Bekleyerek bilgi gelinmiyor arkadaşlar. Uğraşacaksınız. Araştıracaksınız. Bak sen araştırır mesela, bu benim videoma geldi. Bak güzel. Çok büyük bir yol kat ettin. Onu diyeyim sana. 11. madde diyor ki yükümler bu duyuru metnini bilmem ne adreslerinden asker al evet MSB'nin asker alma internet adresinden ve TRT sekreterine ulaşabilmektedir. Mesela bu duyuru arkadaşlar 5059 kişi okumuş. Bak 59-66 oldu. Bak okuyorlar, takip ediyorlar, araştırıyorlar. Araştırıcı bir kitle var. Kesim var. Nesil var.
Tamam, fazla uzatmayalım. 18 dakika olmuş lan kayıt. 18 buçuk dakika olmuş. Tamam, neyse arkadaşlar. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Biliyorum ki beğenmişsinizdir. Kesinlikle. Yani beğenmediyseniz de sıkıntı yok. Beğenme tuşuna basabiliriz arkadaşlar. Yorumlarınız varsa yorumlarınızı da yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama yorumlarınızı arkadaşlar bu videoda anlattığım sorular ise yazmayın. Yazıyorsanız da cevap beklemeyin. Videoda anlattım kardeş. Daha ne istiyorsun yani? Ne istiyorsun abi? Al şunu da anlatayım sana. Sevk dönemlerini anlatayım. Bak aylara geldik. Ne var? Şubat celbi var. Mayıs celbi var. Ağustos celbi var. Kasım celbi var. Sen bu celplere gidebilmek için mesela Şubat. Yok Şubat'tan örnek vermeyelim. Niye? Çünkü Şubat 2022 bunu kayıt başvuruda 2021'de alınıyor. O yüzden çünkü. Biz geçmişe örnek vermeyelim. İleri örnek verelim. Kasım celbi mesela. Kasım celbi. Gitmek için ne yapman lazım? Bu arasındaki tarihlerde başvurman lazım arkadaşlar. Bak. Kasım ne var? Ekim var. Eylül var. Ağustos'ta zaten burası. Sen Ağustos, Ekim, Eylül'de başvuramazsın. Ağustos'un sonuna kadar başvuru yapman lazım. Yani Kasım'da gidebilmen için şu tarihler arasında başvurman lazım. Önceki saniyelerde bunun arasında mı demiştim? Onu geri alıyorum arkadaşlar. Şu tarihlerde başvurmanız lazım. Bak şu tarihlerde başvurmanız lazım. Bunun için şu tarihlerde. Anladın? Bir celbin 3 ay gerisinden başvurmanız lazım. 3 ay. O da maksimum en geç 3 ay. Kasım celbine gidecekler. Ağustos'un sonu değil pardon. Haziran, Temmuz ve Ağustos'un sonu dahil olarak başvurularını gerçekleştirecekler arkadaşlar. Tamam videoyu kapatalım artık. Hadi herkes kendine baksın. Görüşmek üzere. Kayıtları falan durduruyorum.